Allah'ın Arş'a istivası isimli eserimizin dokuzuncu dersindeyiz. Bu dersimizde Allah Arş'a oturdu ayetinin manasını izah edeceğiz. Bundan önceki derslerimizde Kur'an'daki mecaz ve teşbihin hikmetini izah etmiş ve bununla ilgili on örnek vermiştik. Bu örneklerle de Kur'an'daki mecazın varlığını ispat etmiştik. Allah arşa oturdu ifadesi de mecaz bir ifadedir. Ve burada bir teşbih yapılmıştır. Hakiki oturma söz konusu değildir. Allah oturmaktan, ayakta durmaktan ve diğer insani sıfatlardan münezzehtir. Bizler kendi konuşmalarımızda bu tip teşbihleri çok kullanırız. Mesela büyük bir şirket hakkında Falanca koltuğa oturdu desek bununla hakiki bir oturmayı kastetmeyip falancanın idareyi eline aldığını ve artık işleri onun yöneteceğini kastediyoruz. Bu kişi bir koltuğa oturmasa da bu söz doğrudur. Çünkü bununla hakiki oturma kastedilmeyip işleri ele alma manası kastedilmiştir. Şirket için koltuğa oturma ifadesini kullanırken bir memleket için tahta oturma ifadesini kullanırız. Birisi bir memlekete hükümdar olsa falanca tahta oturdu deriz. Bu sözümüzle ne hakiki tahtı ne de hakiki oturmayı kastederiz. Kastettiğimiz şey falancanın hükümdar olduğu, Artık bu devleti onun idare ettiği ve her işten onun sorumlu olduğudur. İşte Allah Teala da bu alemdeki hakimiyetini, müdebbiriyetini, işlerin yegane sahibi olduğunu ve bütün alemin sultanı olduğunu arşa oturma ifadesiyle beyan etmiştir. Adeta aş şu alemin bir tahtı olmuş. Sultanı ezel ve ebed olan Allah'ın hakimiyeti de ona oturmakla ifade edilmiştir. Burada ne hakiki oturma vardır ne de arşın taht olması. Bu bir teşbihtir, bir mecazdır. Tahta oturma ifadesi mülkiyet, gücü her şeye yetmek, her şeyi idare ve tedbir etmek manasında kinaya yapılmıştır. Tahta oturdu ifadesi melik oldu, sahip oldu, hakim oldu gibi ifadelerden daha kuvvetli ve belagatça daha güzeldir. Bu sebeple Rabbimiz bu kuvvetli ve beli ifadeyi tercih etmiş hakimiyet ve saltanatını bir teşbihle beyan etmiştir. Mesele bu kadar basitken, kendine selefi diyen bir grup insan, bu mecaz ifadeyi hakikat zannetmişler ve Allah'ın aşta oturduğu fikrine sapmışlar. Ne diyelim, Allah onlara hidayet etsin. Dersimizi bu burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde, Nuzul hadisinin manasını izah edeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.